Evet sevgili dostlar, bugün dil bilgisini komple bitiriyoruz. İlk konumuz ses bilgisinden ün düşmesi olacak. Başlayalım. Şimdi ün düşmesinde yapacağımız şey ilk olarak köküne bakmak olacak kelimenin. Mesela oyun oynamak. Şimdi oyunda oynamak olmuş. Ne olmuş? Aradaki bu düşmüş mesela. Burada türerken bir ün düşmesi görüyoruz. Mesela burada ne görüyoruz? Kaybetmekten kaybetmek olmuş. Burada da mesela aradaki ı düşmüş. Yine ün düşmesi olmuş. Burada da bu sefer etmek olmak birleşmesiyle olan bir ün düşmesi görüyoruz. Mesela ne asıl, nasıla dönüşmüş. Burada da yeni bir birleşme söz konusu olmuş. Mesela zihinden zihni olmuş. Burada da mesela ilk hecedeki düşmeden bahsediyoruz. Bunlar tabii ki farklı türlerden oluşuyor. Yapar iken, burada da ikendeki iyi düşmüş mesela. Bu da ayrı bir türü. Genel zaten her türden bir örnek verdik. Bunlar aslında ün düşmesinin hepsini oluşturuyor. Son bir uyarı vereceğim. Ağız ağza mesela, bunlar omuz omuza, bunlar ikileme olduğu için ikilemelerde asla ve asla ün düşmesi olmaz, görülmez. Dolayısıyla mesela kesinlikle buraya omuz omuza demiyoruz. Ne yapıyoruz? Omuz omuza diyoruz. Ağız ağıza diyoruz. Ağız ağza demiyoruz. Ün daralmasında genelde daralmalar ya kelimenin kökünde oluyor ya da olgusu kökünde oluyor arkadaşlar. Bir de ekstradan dikkat etmemiz gereken şey, kelimelerde eğer paragraf içinde bunu sorarsa bize your 2 alan kelimeye bakmamız lazım. Çünkü bu ses olayı en çok onlarda çıkıyor. Bakalım, bekle your 2 geldiği zaman ne olmuş? Bekliyor olmuş. Bekle your dememiz gerekiyor normalde ama bekliyor diyoruz. Mesela burada bir devamı söz konusu oluyor. Bu okey. Şimdi mesela burada gel artı your 2 almış, geliyor olmuş. Şimdi genelde insanlar burada karıştırıyorlar, bu daralma var diyorlar burada mesela. Ancak burada zaten geleyor diye bir kelime, yani gele diye bir kök yok burada. Gel kökü olduğu için buradaki your 2 geliyor olduğu zaman burada bir daralma olmuyor. Bunu karıştırmayalım. Kelimenin köküne bakıyoruz. Kelimenin kökünde bekle olduğu için mesela bekliyor'a dönüşmüş. Ne oldu? Daralma oldu. Bir tane de olumsuzluk ekinden örnek verelim mesela. Gitmiyor. Ne oldu? Gitmiyor oldu. Buradaki mame ekimiz ne oldu? Mimi'ye dönüştü. Gitmiyor oldu. Daralma oldu yine. Bunlar da ekstra olarak arkadaşlar. Bunlar kural tabiri değil ama ekstradan karşınıza çıkabilir. Dikkat edin bunlara da. Niye diye yiyecek. Burada kökümüz ne? Buradaki kökümüz demek, buradaki de yemekten oluşuyor. Bunlar ne olmuş? Daralmayı uğramışlar. Bunlar yıldızlı örneklerdir. Kaçırmayın bunları. Şimdi sıradaki konumuzda ünlü türemesi arkadaşlar. Ünlü türemesinde iki tane türümüz var. Birincisi küçültme eki alarak türeme var. Burada ne oluyor mesela? Darcık eki almış ama darcık olmamış, daracık olmuş. Burada mesela ne oldu? Aa, buradan fırtladı. Ünlü türemesi oldu. Buraya bakalım. Pekiştirme sayesinde ünlü türemesi oluyor mesela bir de. Atıyorum sap sağlam. Sap sağlam demiyoruz. Sapa sağlam diyoruz. Burada da burada a fırtlıyor. Ne oluyor? Sapa sağlam oluyor. Ünlü türemesi oluyor. Gelelim ünlülerle ilgili son ses olayına. O da ünlü değişimi. Zaten bu en basit arkadaşlar. İki tane örneği var toplamda. Sen ve ben. Bunlar a iki yönelme iki aldığı zaman ne oluyor? Sen a olmuyor. Sana oluyor. Ben a olmuyor. Bana oluyor. Bu kadar basit. Zaten başka hiçbir örnek yok bununla ilgili. Bunları bilseniz yeterli. Şimdi gelelim ünsüzlere. Ünsüz düşmesindeyiz. Bakıyoruz. Aynı zamanda bunun adı ses eğitimi oluyor arkadaşlar. En çok dikkat etmeniz gereken şey burada yine küçültme eki olacak. Cık cık eki alan kelimeyi bulduğunuz zaman %99 zaten ünsüz düşmesinde bulmuş oluyorsunuz. Bakıyoruz. Küçük cük eki almış. Ne olmuş? Küçücük olmuş. Ne olmuş? K burada düşmüş mesela. Ufak cık. Ufacık olmuş. K yine düşmüş burada. Şimdi yine burada da aynı şekilde 3 tane efsane örneğimiz var. Yükseldi, alçaldı, ufaldı. Ne oldu? Mesela yüksekten K'ye düştü. Alçaktan K'ye düştü. Zaten hepsinde K'ye düşmüş. Burada tesadüfen olmuş yani. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bu konumuz da bu şekilde arkadaşlar. Çok zor bir konu değil yani. Ünsüz benzeşmesine geçelim arkadaşlar şimdi. Buradaki kuralımız zaten herkesin bildiği gibi fıstıkçı şal kuralımız var. Ne oluyor? Kelimemizin ek almamış halinin son harfi fıstıklı şarpın harflerinden bir tanesiyle bitiyorsa ve ekstradan CDG ile başlayan bir ek alıyorsa ne oluyor? Bu CDG eklerinin ilk harfi olan CDG CTK'ya dönüşüyor. Mesela kitapçı. Bak P ile bitmiş. Hemen nerede? Fıstıklı şarpın P'si. P ile bitmiş. C eki almış. Kitapçı olmuş. Ne oldu? Kitapçı oldu. Sertleşti. Mesela kitaptan eki almış. Ne olmuş? Kitaptan olmuş. Buradaki D ne olmuş? T'ye dönüşmüş. Sertleşme olmuş. Burada da en çok karşınıza çıkacak örneklerde genelde cık eki ve D'den ekilerinden olacak arkadaşlar. Eğer paragraf içinde bunu sorarsa ne yapıyoruz? En çok bunlara bakıyoruz. Son hatırlatma bununla ilgili de. Arkadaşlar ünsüz benzeşmesi sadece ve sadece eklerde görülür. Kesinlikle kelimenin kökünde falan görülmez. Dikkat edin bu arada. Hızla ilerliyoruz. Şimdi sırada ünsüz yumuşaması var. Burada da kuralımız kelimenin sonunda PŞTK varsa ve bu kelime ünlüyle başlayan bir ek alıyorsa ne oluyor? PŞTK'mız BCDG yumuşak diye dönüşüyor. Mesela kitap ı eki almış, kitabı olmuş. Ne olmuş? PB'ye dönüşmüş, yumuşamış. Kağıt ı almış, kağıdı olmuş. TD'ye dönüşmüş, yumuşama olmuş. Burada da en çok karıştırılan noktayı söyleyeceğim arkadaşlar. Direkt bunu vermek istiyorum size. Psikolog A eki aldığında psikoloğa oluyor. Ne oluyor? Burada aslında yumuşama varmış gibi oluyor ama aslında yumuşama yok burada. Çünkü neden? Bakın burada ne diyor? K yumuşak G ya da G'ye dönüşüyor. Burada ne olmuş? G yumuşak G'ye dönüşmüş. Ya aslında burada bizim kuralımıza aykırı bir şey var. İnsanlar buna düşebiliyor. Siz buna düşmeyin arkadaşlar. Son iki kaldı. Ünsüz türemesine geldik. Ünsüz türemesinde de arkadaşlar en çok bakmanız gereken yer etmek ve olmak fiillerini alan kelimeler oluyor arkadaşlar. Bunlarla bileşenler oluyor daha doğrusu. Mesela his artı etmek. Ne olmuş? Hissetmek. S türedi. Red artı etmek. Reddetmek. D türedi.
Af artı etmek, affetmek. Zaten bütün örneklerde genelde bunlarda etmek olmakla ilgili olanlar oluyor. Dikkat edin buna da. Bir örnek daha. Hal artı olmak, halle olmak. Yapacağınız tek şey arkadaşlar, paragraf içinde bunu sordukları zaman ne yapıyoruz? Etmek ve olmağa bakıyoruz. Zaten %99'unu bulacaksanız çok istisna örnekler olursa bulamazsınız. Zaten bizim işimiz istisnalarla değil, olayın çoğunluk kısmıyla. Bir ünlemimiz var. Yan yana iki ünsüz bul ve köküne bak demişiz. Bu da aslında bunu bulmanın en kolay yolu. Zaten aslında en çok fark edilenlerden bir tanesi ünsüz türemesi. Çünkü direkt iki tane ünsüz olması lazım yan yana. Zaten paragrafta böyle bir şey denk gelme olasılığı çok düşük. O yüzden iki tane ünsüzü buluyorsun. Ekstradan da köküne bakıyorsun. Garanti ediyorsun. Ondan sonrasında diyorsun ki buldum, yapıştır. Son olarak ulamaya geldik arkadaşlar. Ulamada da arada noktalama işareti olmayacak diye bir kuralımız var. Kesinlikle. Mesela burada neden olmak demişiz. Buradaki ulamadaki amaç şu arkadaşlar. İlk kelimemiz sessiz harfle bitecek. Mesela N harfi. İkinci kelimemiz de sesliyle başlayacak. Burada böyle amaç şey, neden olmak. Yani bileşik söylemek gibi düşünün bunu. Mesela Merteren. Mesela Merteren, aynen. Benim adımı da alan mesela Merteren'de. Ama arada mesela virgül olsa bu geçerli değil. Mesela atıyorum burada, he, olmaz ya. Virgül koysak mesela burada. Neden, virgül, olmak beklediğimiz için burada sayılmıyor. Bu da bir kural. Evet, sıradaki konumuzda sözcük türleri olacak. Şimdi isimle başlayalım. Evet, isimler kendi içinde türlere ayrılıyor. Mesela özel isim, cins isim. Ya burada ne oluyor mesela? Özel isim atıyorum Ahmet Mehmet. Cins isim de kalem, masa, kitap. Somut, soyut olarak ayrılıyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Tekil, çoğul, topluluk. Burada da tekil, yani tekil isim. İşte masa mesela. Çoğul, masalar. Topluluk da burada farklı çoğuldan. Mesela ne oluyor atıyorum? Tek bir kelimeyle birden fazla nesneyi anlatıyorsan mesela topluluk oluyor. Mesela orman gibi. Birden fazla ağaç var, hayvanlar var vesaire gibi düşün. O da topluluk ismi olmuş oluyor. Tamlamalar içinde belirtilerimiz var. Belirtilerimizde kalemin ucu mesela atıyorum. Burada ne oluyor? Kalemin ucunda in eki aldığı için mesela burada belirtili olmuş oluyor. Burada kalemin tamlayan, ucu da tamlanan olmuş oluyor. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Araya sözcük girebiliyor. Mesela atıyorum kalemin sivri ucu derse burada tamamen bozulmuş olmuyor. Yer değiştirebiliyor atıyorum. Ucu sivriydi kalemin derse mesela atıyorum. Burada yine tamlama olmuş oluyor. Tamlayan düşebiliyor. Atıyorum burada kalemin demez de işte ucu kırılmış da atıyorum. Cümle bu kadar olur. Ama burada neyin ucu olduğunu, işte kalemin ucu olduğunu anlarsınız. Orada da yine tamlama olmuş oluyor. Bunu sayıyoruz. Belirsiz de şöyle oluyor. Buradaki ilki aslında gelmiyor. Mesela ne oluyor işte? Beslenme çantası. Yani beslenmenin çantası değil, beslenme çantası olmuş oluyor. Burada da sadece tamlanan eki oluyor. Yani şuradaki ek olmuş oluyor. Sığ eki, yani yelik eki oluyor bu da ayrıca. Beslenmenin ne olmuyor? Ne oluyor? Beslenme oluyor mesela burada. Bu da belirtisiz oluyor. Son olarak zincirlememiz var. Zincirleme de şöyle oluyor. Atıyorum 3 tane isim oluyor burada. Kapı kolunun malzemesi ya da kapının kolunun malzemesi fark etmez, akisi aynı şey. En az 3 isim olursa da burada zincirleme, en az 3 isim olursa da burada ne oluyor? Zincirleme isim tamamı olmuş oluyor. Şimdi gelelim sıfatlara. Sıfatlarda da ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları oluyor. Niteleme sıfatlarında şöyle bir şey var. Nasıl sorusunu sorduğumuz zaman cevap olarak alıyorsak o bizim niteleme sıfatımız oluyor. Onun dışında sayı, işaret, belki size soru sıfatları da belirtme sıfatlarının içine giriyor. Mesela sayı için kaç, kaçıncı ve kaçar sorularını soruyoruz. İşaret için hangi sorusunu soruyoruz? Aynı şekilde belgisiz sıfat için de hangi sorusunu soruyoruz? Belgisiz burada ne oldu belli olmayan demek yani. İşte bazı, birkaç, bütün, kimi gibi böyle şaibeli şeyler için kullanılıyor. Soru sıfatı da şöyle oluyor. Soru sorduğunuz zaman cevabı sıfat oluyorsa o bizim için soru sıfatı oluyor. Buradakiler herhangi birisi de olabilir, fark etmez. Sorunun cevabı yeter ki sıfat olsun. Bizim için bu soru sıfatı oluyor. Burada güzel bir örnek vereceğim. Mesela bir gün. Bir gün burada eğer hani sayı olarak bir gün ifade ediyorsa mesela ne oluyor? Sayı sıfatı oluyor. Ama atıyorum herhangi bir gün demek istiyorsa mesela ne bileyim bir gün annemlere gideceğim. Burada ne oluyor mesela? Herhangi bir gün niteliğinde olmuş oluyor. O zaman da belgesiz oluyor. Bir de ufak bir şey hatırlatacağım. Adlaşma sıfat denen bir şey var. Burada ne olduğu belli değil zaten. Sıfat desen sıfat değil, isim desen isim değil. Mesela ne oluyor işte? Soruyu bilenler kazanır. Şimdi burada bilenler derken ne demek istiyor? Bilen öğrenciler demek istiyor aslında. Burada bilen öğrenci demiş olsa bilen sıfat olacak ama demiyor öyle. Bilenler diyor. Burada artık hani isim gibi kabul ediyoruz bunu biz. Sıfat kabul etmiyoruz. İsmine aldanmayın. Bu bizim için sıfat türü kesinlikle değildir. Atlamayın bunları. Şimdi gelelim zamirlere. Zamirlerden ikiye ayrılıyor. Kelime halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi kelime zamirlerinden kişi, işaret, belgisiz, dönüştürük ve soru zamirimiz var. Ek halindekilerden de iyelik ve ilgi ekimiz var. Bakalım. Ben sana bir siz ona zaten bunlar çok klasik oluyor artık. Bunların ek almış hali de olabiliyor bu arada. İşte bana, sana, senden, benden tarzında. İşaret zamiri ne oluyor? O, bu, şu ve bunların ek almış halleri oluyor atıyorum. Ne oluyor? Onun, bunun, şunun, bunun tarzı. O tarz düşünün. Belgisiz ne oluyor? Belgisiz de yine aynı şekilde sıfatta olduğu gibi ama burada zamir hali düşünün. Ne olduğu belli olmayan öyle şaibeli şeyler. Atıyorum herkes, bazıları biri. Kim bu herkes? Bilmiyoruz. Ne oluyor? Belgisiz oluyor. Soru zamiri de aynı şekilde burada olduğu gibi yine. Ne oluyor? Sorunun cevabı eğer zamirse o zaman işte bizim için o soru zamiri oluyor. Bunu unutmuyoruz. Hangi zemin türünün olduğunu yine önemi yok. Yeter ki sonun cevabı zamir olsun.
Dönüştürük zamiri de aslında tek bir şey ifade ediyor. O da kendi kelimesi. Ya yani kendi ve türeviyle ilgili bir şey varsa işte kendi, kendisi, kendini bilmem ne falan tarzında ne oluyor? Dönüştürük diyoruz hemen ona. Bulması en kolaylardan bir tanesi dönüştürük zamiri olmuş oluyor. Artık ek hallekilere geçtik. İyilik ekimiz var. Zaten iyilik zamiri, iyilik ekili aynı şey. Ne oluyor mesela? Benim okulum. İşte buradaki okulundaki o M mesela ne oluyor? İyilik eki olmuş oluyor. Bizim için aynı zamanda bu iyilik zamiri oluyor. Sorarsa unutmayın bunu da. Buradaki zamir ek halinde. Aynı şekilde ilgi ekimiz var. İlgi zamirimiz yani. O da ki eki oluyor. Ne oluyor mesela? Bizimki. Bizimki deyince aslında mesela bir şey ifade ediyor ama biz bilmiyoruz şu anda. İsmi yerini tutuyor aynı şekilde. Bu da ki ekiyle sağlanmış oluyor. Bunu da unutmuyoruz. İki tane zamirimiz de eklerle olmuş oluyor. Geldik şimdi zorlardan bir tanesine. Zarf arkadaşlar çok karıştırıyor bu zarf olayı. Aslında çok basit bir şey. Arkadaşlar zarfın 3-4 tane görevi var. Ne oluyor? 1. Fiili nitelendirebilir. 2. Fiilimsi nitelendirebilir. 3. Sıfatı nitelendirebilir. 4. Son olarak da tekrardan zarfı nitelendirebilir. Durum zarfımız var. Nasıl sorusuna cevap veriyor? Mesela anlamlı baktı. Nasıl baktı? Anlamlı baktı. Ne oldu? Durum zarfı oldu. Çok basit. Yer yön zarfı. Burada en çok karıştırılan şey şu arkadaşlar. Bak çok dikkat edin buraya. Yer yön zarfının sorusu neredir? Nereye değildir? Mesela atıyorum. Nereye indik? Aşağı indik. Eğer aşağıya indik deseydi ne olacak mesela? Bu zamir olmayacaktı, isim olacaktı. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada kesinlikle nere sorusunun cevabında ek almamış olması lazım. Aşağı doğrudur. Miktar zarfı ne kadar sorusuna cevap vermesi lazım arkadaşlar. Atıyorum çok konuşuyor. Ne kadar konuşuyor? Çok konuşuyor. Bu kadar. Zaman ne zaman olması lazım bunun sorusu da? Sabahları koşar. Ne zaman koşar? Sabahları koşar. İşte bu kadar basit yani. Çok da bir teferruatı yok bu işin. Soru zarfı da yine aynı şekilde olduğu gibi. Sorunun cevabı eğer zarfsa hangi tür zarf olursa olsun fark etmez. Gene soru zarfı olmuş oluyor bizim için de. Bu da aslında en basitlerinden bir tanesi. Mesela şunu da örnek vereyim. Zarfı nasıl nitelendirebilir atıyorum. Mesela en çok sevdiğim öğrenci atıyorum. Burada şimdi çok neyi nitelendiriyor? Fiilimsi nitelendiriyor. Çünkü sevdiğim derken fiilimsi oluyor. Ondan açacağız şimdi birazdan. En çok sevdiğim öğrenci derken mesela atıyorum. Çok orada fiilimsi nitelendiren bir zarf oluyor. En zarfı da orada zarfı nitelendiren bir zarf oluyor. Bu da küçük bir örnek olsun size. Gidelim yine gıcık bir konuya. Edat. Edat çok da aslında zor değil ama biraz gıcık bir konu. Ezberlemeniz lazım birazcık sadece. İşte için, göre, kadar gibi, ancak gibi kelimeler edat sayıyor arkadaşlar. Ancak da bir püf nokta var. Eğer ancak burada ama anlamında kullanılıyorsa ne oluyor? Bu bağlaç oluyor. Edat olmuyor. Mesela burada ancak sadece anlamında kullanılıyorsa ne gibi mesela işte? Param otobüse ancak yetti. Hani ancak yetti dersek mesela atıyorum burada. Ancak edat gibi olmuş oluyor. Edatla bağlaç ayırmanın en kolay yolu da şu arkadaşlar. Cümleden bunları çıkarttığımız zaman edat çıkarsa cümleden anlam kesinlikle bozulur. Ama bağlaç çıkarsa anlam bozulmaz. Bunu da öyle düşünün. Kesin çözüm kesinlikle ayırırsınız bu şekilde. Bağlaça geldik şimdi. Bağlaçta arkadaşlar yine edatta olduğu gibi biraz ezber ama daha kolay bulunuyor. Ama fakat yahut ve ile hem vesaire gibi dünya kadar bağlaç var zaten. Hepsi yazılan buraya yani. Burada da dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Normalde bağlaç olan ki ve de ayrı yazılır. Mesela burada olduğu gibi yeter ki gel dersek mesela burada ki bağlaç oluyor ayrı yazılıyor. Aynı şekilde sen de gel dediğimiz zaman buradaki ayrı yazılan de bağlaç oluyor. Ama son bahçem diye bir kodlamamız var bizim. Buradaki bağlaçlar kesinlikle kiler bitişik yazıyor arkadaşlar. Zaten buraya yazdım bu şekilde. Bunlar ne oluyor peki? Not alın kesinlikle. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Bunlar da arkadaşlar kilerin bitişik yazıldığı istisna örnekler. Kesinlikle bunu unutmuyoruz. Yazılım alışında çıkabilir bunlar. Dikkat edin. Son olarak da en basitimiz ünlem. Ünlem geliyorsa ünlem oluyor. Bu kadar. Yani seslenmeler, yoğun duygular vesaire işte hey, yo, jo falan tarzı şeylerde ünlem geliyor. Onlar işte bizim için ünlem olmuş oluyor. Çok basit. Evet geldik son sayfamızda. Şimdi ne yapıyoruz? Fiillerden bahsedeceğiz. Fiillerde 3 ayrılıyor. İş, durum, oluş şeklinde. Mantığı çok kolay aslında. İş fiillerinin başına onu getirdiğiniz zaman mantıklı oluyor. Yani mesela içti. Ne içti? Onu içti. Mantıklıysa okey. Durum fiilinde tam tersi onu getirince mantıksız oluyor. Mesela atıyorum geldi. Onu geldi. Mantıklı mı? Değil. Ne yaptık? Durum fiil dedik. Oluş fiili bunlardan biraz daha farklı. Oluş fiili ne oluyor mesela atıyorum? Olay, o işlem biraz daha böyle süre içerisinde, zaman içerisinde oluyorsa mesela ne diyoruz? Buna oluş diyoruz. Adı üstü zaten. Mesela yeşermek. Ne oluyor? Hani bir anda olan bir şey değil. Bu zamanla olan bir şey. O yüzden ne diyoruz? Yeşermek fiili oluş fiildir diyoruz. Aynı şekilde işte büyümek falan gibi şeyler de oluş fiili oluyor. Gelelim şimdi eylemli çatıya. Çatı da aynı şekilde ikiye ayrılıyor. Bir, öznesine göre. İki, nesnesine göre. Şimdi öznesine göre bakalım. Etken, edilgen, dönüştü, işleş. Çok basit mantığı var. Etken fiilde işi yapan kişi belli oluyor. Burada öznemiz de gerçek oluyor ya gizli oluyor. Atıyorum örnek vereceğim. İşte eve geldim ya da işte ben eve geldim. Mesela burada eve geldiğimde ne oldu? Özne gizli özne oldu. Ben oldum. Ben eve geldim diyeceğim ne oldu? Zaten özne direkt ben oldum.
Burada mesela işi yapan bellidir. Kim? Ben. Cepte. Şimdi Edirgen'e bakalım. İşi yapan belli değil. Buradaki özneniz sözlü özne oluyor. Mesela işte iş yapıldı. Şimdi işi kim yaptı? Bilemeyeceğiz. O yüzden ne diyoruz? Edilgen'de öznemiz sözlü özne diyoruz. Burada özne aslında iş oluyor. Çünkü iş yapılıyor. Ama öznemiz yani asıl kimin yaptığı belli olmuyor. O yüzden burada ne diyoruz? Edilgen diyoruz. Dönüşü de çok basit arkadaşlar. İşi yapan işten etkileniyor mu etkilenmiyor mu? Mesela burada bir de ekstradan nr eki alması gerekiyor. Örnek vereceğim. Mesela işte düğüne gitmek için hazırlandım. Bak n eki aldı. Hazırlandım. N eki aldı. Ne oldu mesela? Hazırlandım. Şimdi kim yaptı? Ben hazırlandım. Kim etkilendi bundan? Gene ben etkilendim. Ne oluyor mesela o zaman? Dönüşlü olur. Bak mantığı çok basit. İşte daha da basit. Orada ne oluyor? Karşılıklı yapma anlamı olması lazım ve şey eki alması lazım. Mesela yazışmak. Yazışmak şimdi kaç kişi arasında olur? En az iki kişi arasında olur. Karşılıklı yapılan bir eylem. O yüzden ne oluyor? İşteş oluyor. Şimdi gelelim nesnesine göre... Şimdi gelelim nesnesine göre çatıya. Burada da geçişli geçişsiz ettirgen ve olurgan var. Bunlar çok basit arkadaşlar. Şimdi geçişli ne oluyor? Aynı şuradaki mantık gibi düşünün. Başını onu getirince ne oluyor? Mantıklı oluyor işte. Onu düşünmek mantıklı. Okey geçişli oldu. Geçişsiz olduğu zaman da başına onu koyduğunuz zaman mantıksız olması lazım. Onu gitmek olmuyor. Ne oldu? Geçişsiz oldu. Ettirgenle olurgan çok karıştırılan şeyler ama çok kısa bir şey vereceğim size şimdi burada. Ettirgenin mantığı zaten geçişli olan bir eylemi tekrardan geçişli yapmak demektir. Atıyorum. Yazdı. Geçişli bir eylem mi? Evet. Onu yazdı. Mantıklı. Yazdıdan yazdırdı geçersek ne olacak peki şimdi? Yazdırdı geçişli mi geçişsiz mi? Yine onu yazdırdı deyince mantıklı olduğu için geçişli oluyor. Demek ki ne oldu? Geçişliden geçişliye geçtik. Burada aslında şöyle bir mantık var. Artı artı diyoruz biz buna. Geçişliden geçişli olmuş. Yani mesela şurada TT var ettirgende. İkisi aynı şey. Yani artı artı oluyor. Burada anlayabilirsiniz ne olduğunu. Olurgan da bunun tam tersi. Geçişsiz olan bir eylemi sonradan geçişli yapmaya deniyor. Mesela güldü. Onu güldü. Olmuyor. Onu güldürdü. Oluyor. Demek ki burada ne oluyor? Olurgan olmuş oluyor. Evet. Geldik ek fiile. Ek fiilde de idi, imiş, ise, tır, iken eklerimiz var. Ezberlemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü mantığı çok basit. İki tane görev var aslında temelde. Ya hocam sen böyle her şeye basit diyorsun da o zaman niye herkes fulllemiyor? İşte fulleyecek bundan sonra. Tamam. Yani. Şimdi iki tane görev var temelde bunların. Birincisi isme gelip yüklem yapar. Nedir mesela atıyorum? Güzel bir isimdir aslında ya sıfat da olabilir ama hani isim köklü bir kelimedir. Mesela kitap güzeldir. Şimdi burada ne oldu? Güzeldir yükleme oldu. Aslında isimdi ama yükleme dönüştü. Demek ki isim köklülere gelip yüklem yapıyormuş. Burada aslında önemli olan şey ne? Bu cümleler aslında isim cümlesi oluyor. Yani güzeldir, işte karşıdır. Kaslıdır. Kaslıdır vesaire gibi düşünün. Aynı zamanda uyarı vereceğim şimdi size. Şuradaki uyarı isim cümlesinde kesin olur. Yani ne demek istiyor? Atıyorum illa sonunda direkt olmasına gerek yok. Sallıyorum. Demek ki örnekteki olduğu gibi. Kitap güzel. Mesela burada direkt gelmedi ama aslında burada da isim cümlesi olduğu için kesinlikle ek eylem vardır diyoruz. Bunu da unutmayın. İkinci görevi de fiile gelip birleşik zamanlı fiil yapması. Yani ne oluyor mesela? Yapacaktı. Şimdi burada acacak var. Gelecek zaman eki. Tı var. Geçmiş zaman iki. Yapacaktı ne oldu? Birleşik zamanlı oldu. Yani iki tane zaman olması lazım. Yani aynı şekilde atıyorum yapsaydım. Sağ seyle geçerli bunun için. Zaten burada verdim ise ekine. Bunlar da bu şekilde. Gelelim filmsilere. Arkadaşlar burada gerçekten büyük bir hata yapıyorsunuz. Filmsi de yok işte anasını mezar dikiyormuş. Yok işte Kenyalası yemiş. Dünya kadar ek ezberliyorsunuz. Hiç gerek yok arkadaşlar. Mantığı çok basit. Sıfat fiilin mantığı ne arkadaşlar? Adı üstünde. Sıfat ve fiil. Yani önce sıfat olması lazım. Ondan sonra bu sıfatın fiili olması lazım. Ne yapıyorsunuz? Zaten sıfatı anlattık. Daha demin anlattık yani biliyorsunuz. Sıfatı buluyorsunuz cümlelerde. Ondan sonrasında bakıyorsunuz hangi sıfatta fiil var. Misal tanıdık simalar. Şimdi burada tanıdık ne? Simanın sıfatı olmuş oldu. Çünkü onu nitelendiriyor. Şimdi tanıdığın kökü ne? Tanımak. Fiil oldu. Sıfat fiil işte. Daha ne olsun ya? Sıfat artı fiil. Bu kadar basit. Şimdi burada ekstra örnekler var. Bu kalıba uymayan şeyler var. O da şu iki tane var. Mesela geldiğini yani dini dığını ekleri mesela burada önemli. Bunu sıfat gibi düşünmeyin. Burada ekstra gördüğünüz zaman işaretleyebilirsiniz. Artı bir de eve gelenler. Burada mesela adlaşmış sıfat var. Biz bunları sıfat demiyorduk ama unutmayın adlaşmış sıfatlar sıfat fiile giriyor. Gelen, giden, yapan, eden tarzı an, en ekleri bunlar da. Ezberlemeyin sadece mantığını anlayın geçin yani. İsim fiili de aynı mantık var. Önce isim buluyorsun ondan sonra fiil köklü mü ona bakıyorsun. Mesela su içmek faydalı. Şimdi burada ne oldu? Fayda olan bir şey var. Ne? Su içmek. Burada içmek fiili aslında isime dönüşmüş. Ama kökü ne? İç. Hem fiil hem isim. Ne oldu? İsim fiili oldu yani. Haksız mıyım hocam? Çok haklısın hocam. Onun bakışı çok başkaydı. Şimdi burada bakışı ne oldu? İsim oldu mesela. Ama bakmak normalde fiil.
Ne oldu? İsim fiil işte. Ya mantık bu kadar basit. Ezberlemeyin. Ya mame, işmakmış falan onları ezberlemeyin. Yani geçin böyle. Bu arada sıfat fiilin diğer adı Ortaç. Burada da S Ortaç yani Serdar Ortaç aklınızda kalsın. İsim fiilin zaten adı direkt ad eylem. Hani eş anlamlı. Zarf fiilde de gerek olanlar işte bağ fiil ve ulaş oluyor. Bunu da unutmayın. Sorabilirler. Önce zarf fiil sonra fiil. Gene aynı mantığımız var. Hiç ek ezberlemeye gerek bile yok. Ödevi bitirince gel. Ne zaman gel? Bitirince gel. Şimdi ne zaman sorusu neyin sorusuydu? Bir önceki sayfadan hatırlayın. Zarfın sorusuydu. E bitirince, bitmek fiil kökü var. Ne oldu? Zarf fiil oldu. Cümlenin ögelerine geldik şimdi. Başlayalım. Birinci ünlemimiz bağlaç, ünlem ve ara sözler arkadaşlar kesin bir cümlenin ögelerine dahil edilmez. Unutmayın. Yüklemle başlayalım. Şimdi yüklemde arkadaşlar en önemli şey şu. Kelime gruplarını ve deyimleri asla ve asla bölmüyoruz. Evet, örnek verelim mesela atıyorum. Annem bana meydan okudu. Şimdi ne okudu? Meydan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Meydan okudu bir deyimse, orada kalıplaşmış bir fiilse burada ne oluyor? Bizim fiilimiz meydan okumak oluyor. Bunları kesinlikle atlamıyoruz. Eğer kalkıp da oraya okudu fiil, işte ne okudu? Meydan. He, nesne derseniz çöp. Sınava aç çöpe yani. O yüzden burada ne yapıyoruz? Kelime gruplarını ve deyimleri kesinlikle bölmüyoruz, ayırmıyoruz. Hepsine fiil diyoruz onları. Özne'ye geçelim. Özne arkadaşlar gerçek, gizli, sözlerle örtülü şeklinde dörde ayrılıyor. Şimdi gerçek özne zaten belli. İşte Volkan yaptı, Mert yaptı. Kim olduğu belli yani gerçek. Gizli özne de atıyorum. O cümlede özne bulunmuyor ama gene kim yaptığı belli. Atıyorum eve geldim. E kim geldi? Ben geldim. Belli değil mi? Belli. O yüzden mesela bu gizli özne oluyor. Sadece cümlenin içinde bulunmuyor ya, o kadar. Sözlü özne demin anlattığımız gibi aslında edilgen. Yani şuradaki edilgende olduğu gibi. Mesela işi yapan belli değil. Ama işi yani o iş belli. Atıyorum mesela ödev yapıldı. Burada yapılan ne ödev? Mesela ödev bizim sözlü öznemiz olmuş oluyor. Ama ödev yapıldı da işte ödevi kim yaptıysa o özne bizim için örtülü özne oluyor. Edilgende işi yapan yani. Ödev yaptı, ödev yapıldı. Kim yaptı bilmiyoruz. Ama işte o bildi, eğer bilseydik işte örtülü olacaktı o mesela. Örtülü özne oldu. Nesnemizde belirtili ve belirtisiz diye ikiye ayrılıyor. Mantığı çok basit zaten. Belirtilde neyi, kimi, nereyi soruları soruyorsunuz. Belirtisizde de direkt ne sorusu soruyorsunuz. Kim sorusu biraz sakıncalı çünkü kim sorusu aynı zamanda öznenin de sorusu. Yani işi kim yaptığıyla ilgili bir soru soracaksınız atıyorum. Kim yaptı diyorsunuz, özneyi buluyorsunuz. O yüzden bence belirtisiz nesne dururken kim sorusunu sormayın. Genelde ne sorusu daha güzel nesne olarak. Gelelim dolaylı tümlece. Dolaylı tümlece soruları aslında 3-6-9 tane. Kime kimdekinden, neye neyden, nereye nereden. Böyle aynı ekten 3'er tane kim, ne ve nereye sorularından oluşuyor. Bunların cevapları da banko. Dolaylı tümlece olarak arkadaşlar zaten 9 tane soru var. Ezberleyin geçin yani direkt. Edat tümlecide 2 tane sorusu var. Kimle ve neyle? Bu da çok basit. Zarf tümleci ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, neden? Aslında zarf tümleci zarfın aynısı. Sadece biraz daha böyle şey. Hani o kelime grubunu bölmüyorsunuz yine aynı şekilde. O zarf yerine geçen sözcük grubu ne diyorsunuz? Zarf tümleci diyorsunuz ve geçiyorsunuz. Cümlenin öğeleri de bu şekilde bitiyor. Şimdi gelelim son konumuza. Cümlenin türleri diyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Yüklemin türüne göre olanlar isim cümlesi ve fiil cümlesi. Yani mesela yüklemi isim olanlar, fiil olanlar. Atıyorum. Tatilimiz çok keyifliydi. Şimdi burada mesela keyifli ne oluyor? Aslında isim. Ama keyifli dediğimiz zaman ne oluyor? İşte demin anlattığımız gibi ek fiille isime gelip yüklem yapar şeklinde oluyor. Ne oluyor mesela? İsim cümlesi olmuş oluyor. Ama mesela şöyle olsaydı. Tatilden çok keyif aldık. Yüklemle keyif aldık. Yani aldık. Şimdi aldık ne oldu? Fiil cümlesi olmuş oldu. Çünkü zaten kökünde fiil var yani. O yüzden bu fiil cümlesi olmuş oldu. Bunlar yüklemin türüne göre olanlardı. Şimdi yüklemin yerine göre olanlar var. Yerine göre de aynı şekilde kurallı, devrik, eksiltili oluyor. Kurallı ne demek arkadaşlar? Cümlenin sonunda yüklem varsa kurallı oluyor. Devrik ne demek? Cümlenin sonunda değil de başka bir yüklem varsa işte başında, ortasında falan filan. Yeter ki sonunda olmasın yani. O işte devrik oluyor. Eksiltili de şu arkadaşlar. Eğer sonunda 3 nokta varsa bir cümlenin bu cümle de bizim için eksiltili oluyor. Gelelim son kısma. Yüklemin yapısına göre arkadaşlar. Burada da basit, birleşik, sıralı, bağlı diye 4'e ayrılıyor. Biraz daha teferruatlı varsa ama anlatacağız. Sıkıntı yapmayın. Basit cümle demek arkadaşlar tek yükleme olan içinde fiilimsi bulunmayan cümle oluyor. Asla unutmayın bunu. İki tane kuralı var bak. Fiilimsi olmayacak ve bir tane yükleme olacak cümlelerin. Bu şekilde hatırlayın bunu. Birleşik cümleler aslında üçe ayrılıyor. Kiili, şartlı bir de girişik birleşik oluyor. Kiili cümle atıyorum. Öyle bir şey yaptım ki gözüne inanamazsın. Mesela işte ki bağlacı olan birleşik cümle mesela burada. Sağ S ek işte. Böyle bir şey yapsam yüzüne bakamazdım. İşte burada ne oldu? Sağ S kullanarak mesela iki tane cümle birleşti. Birleşik cümle oldu. Girişik bileşik arkadaşlar. Girişik bileşiğin tek olayı var. İçinde fiilimsi olan cümle demek. Direkt içinde fiilimsi görüyorsanız yapıştır hemen bileşik cümleyim. İki tane kaldı. Sabredin. Sıralı ve bağlı. Sıralı cümle çok basit. Arasında virgül olan cümleler demek. Yani mesela ne oluyor? Eve geldim. Çay yaptım.
Ne oldu mesela? Sırada oldu. Şimdi eve geldim, bir gül çay yaptım. İki tane cümle sıralanmış oldu. Düz mantık. İsmi neyse aslında olan şeydi o. Sırada oldu. Burada bir küçük nokta var mesela. Atıyorum iki cümlede de, sıralanan iki cümlede de ortak bir öge varsa ne oluyor? Bağımlı sırada oluyor. Mesela eve geldim, çay yaptım. İkisini de yapan kim? Benim. İki tarafta da mesela özne ben olduğum için ne oldu? Özne ortaklığı var. Bağımlı sırada oldu. Mesela eve geldim, bir gün annem yemeği hazırladı. Şimdi burada mesela hiç ortak bir öge olmadığı için ne oluyor? Bağımsız sıralı cümle oluyor. Artık son konumuz bağlı cümleler. O da çok aslında teferruatsız bir konu. Yani içinde bağlaş olan, üstünde bağlı yani. İçinde bağlaş varsa ve iki tane fiil varsa en az ne oluyor? Bağlı oluyor. Misal, sana gelirdim ama çok işim var. Ne oldu? Gelirdim, işim var. Burada mesela arada ne var? Bağlaş var. Ama dedik ne oldu? Bağlaş olduğu için bağlı cümle oldu. Arkadaşlar dil bilgisi bu kadardı. Ne oldu şimdi? Bütün dil bilgisini vermiş olduk. Aslında biraz yüzeysel geçtik, farkındayız. Sonuçta bunun amacı özet oldu yani. O yüzden tabii ki soru çözmeyi bol bol tekrar pratik yapmayı unutmayın. Burada görmediğimiz tek konu kaldı. O da yazım bilgisi. Dil bilgisini hallettik. Sırada ne var? Yazım bilgisi var. Ondan da bayağı kapsamlı bir şey gelecek. Bütün yazım kurallarını falan vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Yeter ki siz sınavda çok iyi yapın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.